Arkadaşlar selam. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Bundan sonra da bu tarz videolar fazlasıyla gelecek zaten. Yani vlog diyebiliriz aslında ama bu vlogların bir konusu olacak ve çok tatlı konular bence bunlar. Şimdi arkadan size motor sesi geliyor olabilir. Zaten başlıktan thumbnail'dan da nasıl bir şey olduğunu anladınız. Bence hiç uzatmadan videoya geçelim ama bu serinin yani biz bu hobiyle ilgilenirken videolar yapalım mı? Daha fazla vloglar gelsin mi? Ne bileyim büyüş evreleri vesaire vesaire. Bunlar daha fazla olsun mu? Bunu belirtmek için aşağıdan hem yorumlarda hem de videoya gelen like'larda belli edebilirsiniz. O zaman şimdi şu hobi odamızı bir görelim. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Evet, sinematiği zaten izlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bayağı biz 10 gündür falan bununla uğraşıyoruz. Şimdi hemen şunun bilgisini vereyim. Burada zaten buraya Axolotl geldiği videoyu siz izlediniz. O yüzden şu anda bunun içinde yok. Biz bu videoyu daha öncesinde çekiyoruz. Axolotl videosunu izlediniz burada. Yani bunu izlerken içinde Axolotl oluyor olacak. Buraya falan. Sonra buraya işte arkadaşlar. Akvaryum sistemimiz bu şekilde. Bu sistemi kurmamda sonra malzemeler olsun ve pises hakkında bilgiler olsun vesaire vesaire. Bunlar hepsinde bana yardımcı olan Rafet abiye yani Akvaryum Odası YouTube kanalına buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Rafet abim buradan seni öpüyorum. Buradan da sana kocaman selamlar olsun. Onun kanalında arkadaşlar böyle balıklara, lepisteslere, diğer böyle geko falan tarzı canlılara ilginiz varsa takip edebilirsiniz mutlaka. Çok tatlı adamdır valla. Kral adamdır. Mutlaka takip edin derim. Ulan ya çok heyecanlıyım ya. Sonunda balıkları almaya gideceğiz. Balıklar geliyor. Trakyalı akvarist abim bana balıkları gönderdi. Şu anda otobüsteler yolda geliyorlar. Biz de Talha ile gideceğiz. Balıkları alacağız otobüsten ve buraya getireceğiz. Çok meraklıyım. Ahmet'i çok göstersene. Heyecanlıyım. Ahmet'i göstersene. Amir mi? Ahmet. Ahmet mi? Ahmet uyuyor. Ahmet bayılmışsın Ahmet. Allah canım altına kurtulsa. Bu salyongozlar da arkadaşlar balıklar için yani böyle ne bileyim yenmeyen yemleri sonra oluşan kötü çer çöp falan işte yesin diye. Ama öyle boklar moklar da yemiyorlar o kadar değil. Onu çıkarmayın diyorlar. Bak her birinde var. Böyle bir sistem yaptım. Neden yaptım ben de bilmiyorum. Ben küçükken 10-11 yaşlarımda böyle balık beslerdim. Ve o kadar tatlı zamanlardı ki böyle doğuruyorlardı. Onları işte farklı bir kaba alıyordum. Büyütüyordum falan. Böyle fazla geliyordu artık pet shoplara veriyordum falan. Çok güzel zamanlardı. Ve şimdi dedim tekrardan yapmalıyım bunu ve lepistese karar verdim. Çok özel lepisteslerle bu işe başlayacağız bakalım. Böyle güzel bir hobi odası yaptım kendime. Bence çok güzel oldu. Siz de yorumlarınızı, fikirlerinizi mutlaka belirtin. Nasıl olmuş oda? Burada daha çok videolar yapacağız inşallah. Zaten Gecko şeyinde teraryum mu oluyordu lan? Teraryum değil mi? Teraryumu da gördünüz zaten. Onun içi de dolacak inşallah. Güzel bir fat tail'da yakındır diyelim. Öyle ya. Vallahi heyecanlıyım. O yüzden konuşamıyorum. Bir an önce balıkları almaya gitmek istiyorum. Sular arkadaşlar yaklaşık bir haftadır bekliyor. Bu filtreler vesaire. Bir haftadır çalışıyorlar. Burada dış filemiz falan da var zaten. Hepsi, bak burada artemiyalarımız da çıkıyor. Daha balıklar gelmedi. Biz dünden artemiyaları koyduk buraya. Artemiyalar çıksın ki onlara böyle bir geldiklerine ziyafet verelim böyle. Hoş geldiniz krallığınıza falan yapalım diye düşündük. Salyongozlar işte dediğim gibi o işler için lazım. Akvaryumun işçileri gibi bunlar birazcık. Belediye çalışanları. Aslan parçaları. Aslan parçaları. $7. Bak. Her birinde bir tane var zaten. Bu büyüklerde daha fazla var. Bak şöyle. Neydi ya? Cinsini unuttum şunun. Tamam neydi ya? Şu küçükler. Neyle başlıyordu? Neyse siz yazarsınız. Nedir anasını zaten nedir, ya. Nedir ya? Neyse siz yazarsınız. Suya şeyi de koyduk bu arada. Bu JBL'in bakteri düzenleyicisi var ya. Bakteri oluşturucusu böyle akvaryum ilk kurduğunuzda falan. Onlardan da koyduk. Ekstra da zaten bir haftadır sularımız dinleniyor. Şu anda balıkların içine koyulması için hazırlar. Bekliyorlar. Derecemizde bakalım şöyle. 26. Çok iyi. 26-27 derece sularında gezecekler zaten. O zaman hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Vallahi çok heyecanlıyım. Bak buraya aşılamak için küçük akvaryumu falan bile hazırladım. Bütün hazırlıklarımız tamam. Şimdi balıkları almak kaldı. Oğlum ninja gibiyim ha. Diğer anda böyle keserim adamı ha. Gördünüz mü arkadaş? Tehlikeliyim diyorum. Bak çocuk öldü mesela. Burada mı anasınız? Arkadaşlar bu gerizekalı. Şimdi gidiyoruz arabaya iniyoruz. Evet. Dudullu'ya gideceğiz. Dudullu'da Dudullu mu satıyorlar? Evet. Yok lan bir dakika. Dudulcu değilim değil. Ben ne diyorum ya? Tamam nereye gidiyoruz? Dudumdan geçen sözler telifiye
geçeceğiz. Arkadaşlar inanılmaz heyecanlıyım. Şimdi biz ne kadar oldu? 10 gün falan oldu herhalde. Akvaryumlarla uğraşıyoruz. Ve büyük gün geldi ya. Büyük gün geldi. Mustafa abime de buradan kocaman selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Var ya çok heyecanlıyım ya. Kimse de bulamayacağımız Mustafa abi haricinde. Çok özel türler geldi gerçekten. Zaten kutu açılımını falan da beraber yapacağız. Beraber göreceğiz her şeyini. Nereden abi? Aa çok iyi. Bu arada Axolot daha gelmedi. Ama siz bu videoyu Axolot'tan sonra izliyorsunuz. Axolot'u izlediniz. Olsun. Ben bu bilgi vermesem de olurdu aslında. Olurdu. Hayırlısı ama olsun. Ama olsun. Arkadaşlar bizde yalan yok. Bizde her şey gerçekler. Pat pat. Mesela şu anda Lipsesleri daha önce alıyoruz. Axolot'u daha sonra alacağız. Ama böyle bir sıralama yapalım dedik. İlk başta çünkü Axolot ne bileyim ya güzel olacak. Çok heyecanlıyım demek onun için de. Sonrasında da zaten bambaşka şeyler de gelecek. Gerçi Axolot videosunda bunları konuşmuş da olabiliriz. Neyse durun ya. Karıştırın. Bakarız. Durun karıştırın. Şimdi biz kutuyu almaya gidiyoruz ya. Siz de o kutu nasıl hazırlandı? Balıkları Mustafa abi yani Trakya Akvaryum kutusunu nasıl hazırladı? Nasıl kolledi? Nasıl gönderdi bize? O sahneleri bir izleyin. Bugün sizin çok severek izlediğiniz, takip ettiğiniz bir YouTuber kardeşimize lepiz testler göndereceğiz. O vesileyle bu videoyu çekiyoruz. Videonun tamamını da izlemek için açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Zaten Mustafa abinin linkini de aşağı açıklama kısmına bıraktım. Mustafa abi var ya güzel videolar çekiyorsun, güzel bilgiler veriyorsun. Arkadaşlar balıklara, böyle lepiz testlere, herhangi bir türlere falan ilginiz varsa Mustafa abinin kanalından bakabilirsiniz. Güzel bilgiler veriyor vallahi. Helal olsun. Daha gelmemiş otobüs. Bekleyeceğiz. Bu arada kargoyla değil otobüs de geliyor. Hani balıkların daha fazla zarar görmemesi için tabii ki. Kargoyla falan gönderme yapanlar var. Ama tehlikeli ya. Şimdi kargocular düşünsene paketi tutuyor böyle saydırıyor falan böyle. Canlı var içinde. Bir de canlı olduğunu söyleyemiyor kargocuya. Tabii. Yasak sonuçta. O yüzden otobüs en sağlıklısı. Biz de öyle yaptık. Aynen. Bekliyor. Bir şeyler yiyek dedik ya bekliyorken. Ne yapalım? Zaman geçsin bari bir şeyler yapalım. Şey. Ağzımız boş durmaz. Öldünce garip oldu. Allah'ım ya. Tala lepistesi adı neden lepistesi biliyor musun? Neden? Ben de bilmiyorum. Yolda geçerken tatlıcı gördük. Hemen. Tabii bizim mideye boş durmaması lazım. Direkt yapıştı. Ben çok yiyorum bu aralar ya. Vallahi göbek yaptım. Neyse spora başlayacağım tekrar. Merak etmeyin. Görüşüm yapacağım. Ne oldu biliyor musun? Abi parayı kontrol ediyor. Geçen para vermişler. Diyor ki amcamın fotoğrafını koymuş Atatürk yerine ip ne diyor. Uy özür dileyerek göstermek istiyorum. Bunları da buraya koyduk. Bekliyorlar bizi. Nasıl sırmış? Sırtındaki gülümseme. Evet. Başka otobüsler geliyor. Balık zannediyoruz. Çok üzülüyoruz. Neredesin? Balık gözlük. Neredesin? Neredesin sen? Tatlı dinle. Ey Ceylan. Aha otobüs geliyor lan. Ya dayı. Geldi. Ya bak kafanı çek bakayım Tala. Ya reis ya bak adım da yazmış üstüne. Markasın abi yemin ediyorum. Aldık ki gidiyoruz ki. Arkadaşlar oradaki abilerin ismini hatırlamıyorum da izliyorsa eğer çocukları falan onlara da buradan selam olsun. Bir anda herkesin çocuklarıyla falan telefonda konuştum. Değişik güzel bir anıydı. Vallahi çok tatlı. Adam şey diyor ya. Abi kesin izliyorsundur sen. Buradan sana selam. Ferrari çok üzüldük ya diyor. Gerçek hayatı izliyorlarmış çocuğuyla falan beraber. Ferrari patla diyor. Çok üzüldük ya diyor. Vallahi selam olsun. Cansınız ya hepiniz. Oğlum şunun içinde şu an bir sürü balık var ya. Allah'ım ya. Hadi eve gidelim hemen. Seslerin hepsi arkada kapalıdır böyle. Toyota. Ya. O kaplama olmuş mu? Olmuş mu lan? Olmuş. Düşünsene balıklar öyle konuşuyormuş bizimle. Olmuş. Kaç basıyor bu? Getir onları. Al onları. Oğlum 5 dakikaya açacağız lan. Şşt. Ne yapıyorsunuz? Akşam yemekte balık var. Tala. Buğulama mı yapsak? Tavada mı kızartma mı yapsak? Buğulama yapalım. Lepistes buğulama iyi olur. Mustafa abi böyle izliyor şu an. Geldik. Vallahi geldik. Gel. Evet. Açacağım. Hazır mıyız? Evet. ASMR yapıyoruz. Evet. ASMR. Balık açacağız.
çat diye sokuyormuşum bir anda. Arkadaşlar bu arada işte zaten bahsettim ama Trakyalı Akviris YouTube kanalına da giderek bu kutuyu hazırlayışını, bana seçtiği balıkları seçişini falan o anları izleyebilirsiniz. Zaten video açıklama kısmına koymuşumdur. Şöyle, vallahi dolarım çok güzel paketlemiş bu arada Mustafa abi, ellerine sağlık. 10 numara paketlemişsin. Ama keşke düşünseydim bu çocuk bunu nasıl açacak diye. Allah! İnşallah motor sesi çok fazla gelmiyordur ya. Geliyorsa da hakkınızı helal edin. Abi üzgünüm. İsim çıkarıyorum abi. Mustafa abi çıkarıyorum bak. Vallahi üzgünüm. Abi çıkarıyorum. Abi şöyle koyayım mı? Hep durursun burada. Dur. Şöyle yapayım. Yapıştır. Vallahi yandı. Tamam. Şimdi bantlar tala. Dum dum. Hadi bakalım. Dum dum. Dum dum. Vallahi dum, dum. Yaklaştık. Dayı elinde parçala, dayanamıyorum. Tala saçmalama. Amane. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Açıyorum. Aç diye bağırman lazım. Tamam. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Şimdi arkadaşlar sırada reklamlar var. Öncelikle kestane balının diyarı. Açıyorum. Aç. Bu ne? Buraya çay mı koymuş Mustafa abi? O ne lan? Mustafa abi ne yaptın oraya? Aa sıcak torba. O benim yanıyor. Falan yapıyormuş. Yok canım o kadar sıcak hiç değil. Oo. Allah çarpsın karnım ağrıyordu ha. Koy. Onu sıcak starımız gibi lan. Açıyorum. Aç. Ana. Aha burada büyük ihtimal erkeklerimiz var. Ne yaptığımızda arkadaşlar şu anda burada 4 akvaryumluk balık var. Mantığını size anlatacağım zaten açtıkça. Büyükten başlayayım mı? Evet büyükten başla. Oğlum neredesiniz lan? Al eline. Ana. Dayı biz göremiyoruz. Şöyle al bakalım eline. Ana. Maşallah. 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 Hocam. Ya maşallah. Maşallahımız var yemin ediyorum. Bu ne ya? Çok güzelsiniz çok güzel ya. Ulan ne kadar güzeller ya maşallah maşallah. Çok güzeller. Burada arkadaşlar erkekler var. Bunların hepsi erkek. Biliyorsunuz ki lepisteslerde hatta çoğu hayvanlarda erkekler gösterişli oluyor. Böyle güzel oluyor görünüş olarak. O yüzden burada full erkekler var. Bunları büyük akvaryumumuza koyacağız. Birazcık hani şov akvaryumu gibi olacak. Buraya zaten arka planda büyük kayalar gelecek. Altına taşlar gelecek. Canlı bitkiler gelecek falan. Burası çok güzel bir akvaryuma dönüşecek. İstiyorsanız eğer yorumlarda belirtin. Bu süreci de video yaparız zaten. Böyle sürekli. Bütün update'lerden haberiniz olmuş olur. Çok keyifli olur bence. Abi çok güzelsiniz. Çok şükür bu arada. Maşallah, hiçbir film yok. Hiçbir bir de bir şey rica edeceğim. Lütfen yorumlarda bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Yazmasanız bile böyle bir maşallah derseniz çok mutlu olurum. Ne olur ya. Vallahi ne olur ya. Yoksa biz de ya, kurban olurum. Rafet abi gibi sağ tarafa nazar evet, duası. Evet vallahi Rafet abi gibi bak. Akvaryum odası işte Rafet abi arkadaşlar. Nazar yüzünden balıkları sürekli kaybettiği için videonun sağ aşağısına nazar duası yazıyor. Yemin ederim bakın ben de en son öyle yaparım ha. Oğlum çok güzeller. Burada erkeklerin var dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi ben bunları kenara koyuyorum. Şimdi evet sırada. Bunlar da artık arkadaşlar bizim damızlık gruplarımız olacak. Erkekler, dişler vesaire yavru alacağımız gruplar bunlar. Çok özel türler var yine burada. Evet. İlk tür hangisi de gelecek bakalım. Evet hadi bakalım. Ve redler mi bunlar? Evet red. Vallahi redler. Full redlerimiz arkadaşlar. Of. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah, çok maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada ben annemiz toplamda kaç? 20 tane falan balık istedim galiba Mustafa abiden. 20 tane balık falan aldım. Mustafa abi sağ olsun bir sürü balık yollamış ya. Şurada sadece bir 20 tane var herhalde. Orada bayağı vallahi var. Mustafa cansın. Yemin ediyorum. Annemiz ne? Maşallah. Yalnız. Maşallahınızı. Hamile mi lan o? Burada 2 tane mi var ya? Orada 2 tane, tane var. 3 tane mi var? Oğlum kör mü? 3 tane var ya. 2 tane var gibi. 3 tane var. 3 tane var. Genç erkek var. Normal olgun erkek var. Bir de damızlık dişimiz var. Hatta dişimiz dolu bu arada. Evet galiba. Dişimiz dolu ya değil mi? Mustafa abi dolu değil mi? Mustafa abi söyle bize. Boş yollama bize. Dolu galiba. Dişimiz dolu gibi. Aynen. Maşallah. 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 Çok güzeller ya. Evet. Bunları zaten şimdi aşılamaya alacağız. Evet. Sırada. Hiç frenimiz yok. Maşallah. Sırada neler geliyor? Aha. Bluegrass'lar mı bunlar? Blue Lace'ler pardon. Blue Lace. Aynen. Blue Lace'ler var burada da. Böyle çok kameraya belli olmuyor olabilir. Çok güzelsiniz. Ha şunu söyleyeyim. Şu anda hepsinin rengi normalde çok daha güzel. Kameraya belli oluyor da değil falan. Şu anda şu yolda strese girdikleri için renklerini kaybediyorlar. Akvaryuma alıştıklarında renklerini göreceksiniz. Öf, bunların rengi o kadar güzel ki. Bunlar öyle bir güzel renk alacaklar ki. Ve bunlar gençler bu arada. Dişi erkek karışık gençler bunlar. Blue Lace. Bunların hepsi çok özel türler arkadaşlar. Bulması çok zor türler. Maşallah deyin arkadaşlar. Lütfen maşallah diyelim. Lütfen nazar değmesin. Gel bakalım. Burada da full, full goldlarımız geliyorlar. İşte yanıyor. Özel harekat. Ve... Uy, evet. Ne kadar
hareketlisiniz lan? Full goldlarınız. Ve full goldlarınız bak renkleri hiç belli olmuyor ya stresten. Oğlum sakin olun lan. Oy nasıl hareketliler bunlar? Bunlar bayağı korkmuş büyük ihtimal. Nasıl hareketler? Renkleri şu anda hiç belli olmuyor. Biz bunları hemen arkadaşlar daha fazla bekletmeden aşılamaya geçelim. Yavrucaklar bir an önce aşılamaya geçmeden önce dur ısıları için. Bunları hemen şöyle. Bakın böyle daha net gösterebiliriz. Allah'ım çok şunların güzelliğine bakar mısın ya? Maşallah. Oy oy. Gel abicim. Allah. Oy oy oy. Oy. Şu görüntüye bak ya. Çıldıracağım ya. Burada karışık erkekler. Burada. Neredesiniz lan? Oğlum neredesiniz lan? Gözükmüyorlar arkadaşlar şu an. Orada blue lace'ler. Arkada da full gold'lar var. Şimdi bir yarım saat falan bunlar dursun. Bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar. Şu anda akvaryumun sıcaklığı kaç? 26 derece. Suyla aynı dereceye gelmeleri için içindeki su. Hani bir yanda farklı derecede bir suya geçmemeleri için. Yarım saat sonra görüşüyoruz. Aşılamaya geçeceğiz. 15 dakika geçti. Zaman geçmiyor. Hadi bir yarım saat olsun aşılamaya başlayalım ya. Siyah fonda nasıl duracaklar onu da çok merak ediyorum. Çok yansıma yapıyor ya. Buna bir çözüm var mı acaba? Şuna bak yavaş yavaş nasıl hareket ediyor. Lan sürü! Lan bunlar da çok tatlı ya. Lan! 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 Alo! Alo! Çok komikler ya. Yavaş yavaş bak bak bak. İyi bir şey olmadı. Biz hala bunları bekliyoruz. O arada arkadaşlar size şunlardan bahsetmek istedim. Bütün bu malzemeleri vesaire benim hemen bir an önce elde etmem gerekiyordu. Çünkü suyun dinlenmesi lazımdı sonuçta bir hafta vesaire. Sonra da mesela şurada bakın bazı yemler var. Malawi İzmir Akvaryumundan aldığımız. Bunlar inmeyin yemleri arkadaşlar ve şöyle düşünün. Burada şöyle yan yana hepsini gösteriyorum size. Sonra doğduktan birazcık daha boy aldıktan sonra yetişkin döneminde, genç döneminde boyutuna göre verebileceğimiz yemler var ve bunlar aşırı kaliteli yemler. Malawi Akvaryumunda gerçekten bu ilgileri ve alakaları için çok teşekkür ediyorum. Benim çok acelem vardı ve bu konuda bana çok yardımcı oldular. Bakın burada da mesela Artemia var. Bu Artemia'nın da arkadaşlar bir güzel özelliği. Mesela bu Artemia'da şey sıkıntısı oluyor. Mesela şurada örnekte gösteriyorum size hemen. Burada Artemia'larımız çıkıyor. Bunların çoğu şu anda canlı. Ama arasında böyle çıkmayan yumurtalar ve çıkanların kabukları oluyor. Bunları da süzmek gerekiyor, ayırmak gerekiyor. Sonuçta kabukları ve çıkmayan yumurtaları balıklarımıza vermek istemeyiz. Bunlarda öyle bir teknoloji var ki bak. Burada çok güçlü bir mıknatısımız var. Üzerine de yazmış zaten bak neot yumuklatısı çok güçlü diye. Bunu arasına böyle bunları sokacağız, çıkaracağız ve bütün kabukları vesaire çekecek. Bu inanılmaz bir kolaylık, çok güzel bir pratiklik olmuş. Vallahi çok teşekkür ediyorum gerçekten ilgi ve alakalarından dolayı. Benim daha bu hani ilk Lepistes tecrübem olduğu için böyle her konuda bilgim yoktu. Bu yüzden de yardımcı olmaları benim için çok önemliydi. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten buradan Malawi İzmir Akvaryum'a. Şimdi arkadaşlar büyüklerle başlayacağım. Normalde üçünü aynı anda yapacaktım. Başka kaplar da var ama böyle hepsi böyle yavaş yavaş sağlıklı olsun diye sırayla gideceğim. Şöyle büyüklerimizi alıyoruz. Allah! Abi siz çok güzelsiniz ya. Vallahi çok güzelsiniz. Büyüklerimizi alıyoruz mu dedim ben? Evet büyüklerimizi alıyoruz. Erkeklerimizi alıyoruz. Erkeklerimiz yani şov akvaryumu için. Mantığı da şöyle anlatayım size. Daha dur bunları koyalım. Aşılama başlasın ondan sonra. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hop. Aha. Aa dur. Çift kat yaptığı için. Ha yanında yırtmışım gerçi. Lan! Şerefsizler ne yapıyoruz? Evet döküyorum. Tekrar alsın. Şöyle. Lan balık kaldı içinde. Lan git. Ne oluyor lan? Lan git lan. Dur başka balık yok değil mi içinde? Şimdi bunlardan. Bak şimdi beni çek lan. Bunlara şimdi ne yapacağım biliyor musun? Tepsiye şöyle patates. Sonra üzerine limon. Üzerine de bunlar. Öf, ne biçim gider var ya. Var ya ne biçim olur. Kaç tane var bakayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onu saymıyor. Ya var ya gerçekten Mustafa abi bol bol koymuş ya. Gerçekten cansın Mustafa abi. Ben ne kadar aldıysam bol bol koymuş. Ben özellikle zaten bu şov akvaryum için bunları full redleri ve blue lace'leri istemiştim. Full redleri de hediye etmiş. Çok güzel bir dişiyle. Vallahi can ya. O zaman başlatıyorum damlamızı. Buradan arkadaşlar akvaryum suyu gelecek. Şöyle yavaş yavaş damla damla akvaryum suyuna alışmaları için. Şöyle açıyorum vanayı. Damla damla gelsin. Aynen şu an bayağı hızlandı. Bu iyi ya. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir yarım saat duracak. Hatta bir saat falan da durabilir. Ya da yarım saat dursa yeter mi? Yarım saat dursa yarım saat dursa yeter yüksek ihtimal. Belki daha fazla da tutarız. Bu işte akvaryumdaki suya alışacaklar. Sonra bunları hop. Akvaryuma. Sonra sıradaki. Uf çok güzeller be. Şu üstten göstereyim bir de. Al ucundan yeni suya. Al ucunu. Kafalarına düşürüyormuşum telefonu. Şaka lan şaka olmayın. Oturdum başlarında gerçekten aşılanmalarını izliyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? O kadar güzeller ki. Gerçekten huzur verecek bu oda bana. Bu bak 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 şöyle. Şu ortama bir bak. Hele bir bak. Şunun tadını bilenler bir yazsın ya. Değil mi ya? Yazsın ya. Yazsınlar da la bir ya. Yemin ederim çok güzeller ya. Diğer canlılarımız da zaten geldiğinde mükemmel bir oda olacak burası. Lan ya.
Vallahi çok güzel, çok çok mutluyum. Rafet abiye hem bilgilerinden, bana yardımcı oluşundan, sohbetinden, muhabbetinden ayrı teşekkür ediyorum. Hem de Trakyalı Akvaris'le, yani Mustafa abiyle beni tanıştırdığı için de çok mutlu oldum. Vallahi. Lan ya. Tablo gibi ya. Var ya, kuyruğundan tutacağım böyle. Lüp. Lüp. Boğazladı bey. Lüp diye böyle çiğnemeden tutacağım. Ben de ne diyorum, nasıl bir adam çıktım oğlum, anlamadım ki. Şimdi arkadaşlar 20 dakika geçti. O yüzden akma hızını birazcık daha hızlandırdım. Şimdi bu şekilde de bir 10 dakika falan duracak. Sonra akvaryuma. Şunu hatta böyle bir 5 dakika sonra falan biraz daha hızlandıracağım. Şimdi arkadaşlar yaklaşık yarım saat geçti. Sonlara doğru da zaten hızlandırmıştık. Evet, çocuklar hazırsanız alıyoruz sizi yerlerinize. Şu suyu da şöyle kapattım galiba iyice. Filemiz nerede? Ortamız gerekiyor. Evet. Bunlar da tertemiz zaten. Şöyle bakın, gelin bakayım. Gel 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 gel. Hepinizi alabilir miyim şöyle? Gel 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 gel, hoppala. Son iki kaldı. Hop, üçmüş. Hop, son biri kaldı. Ve hoppala, hepsi burada. Ve haydi bismillah diyelim. Hepsini şöyle güzelce gönderelim. Ooo, ne biçim duruyor. Oy, oy, oy. Şimdi alışın bakayım yine akvaryumunuza. Sizin gibi takılabilirsiniz. Eğlenin baba. Oy, oy, oy. Şunların güzelliklerine bak ya. Benim yansımama bak. Ana ben de gözüküyormuşum ya. Ne güzeller ya. Bunlar arkadaşlar şimdi yarın asıl size yine çekeceğiz videoyu. Yarın renkleri iyice oturmuş olur, akvaryuma alışmış olurlar. Felaket olacak, felaket. Bak bak, filtre, dış filtrenin çıkışına doğru gitmeye çalışıyorlar. La oğlum gidilmiyor la, tekliyor la. La oğlum la. La niye gidilmiyor la? La Hüsnü tut la. Şimdi sırada arkadaşlar, hangisini yapalım? Diğer bence büyük akvaryumları bitirelim. Red'i en son yapalım. Red'i en son yapalım. O zaman hadi sarılara geçelim ya. Full goldlarımız. Mustafa abinin deyimiyle bunu arka planına lacivert şeyini, fonu yapıştırıyorsunuz. Altına koyuyorsunuz altını. Altın mı daha sarı, full gold mu daha sarı? Öyle mi diyordu? Öyle dedi galiba. Anlayamazsın. Anlayamazsın. Abi bir dakika, ben bunları nereye alıyorum ya? Koy. Tamam, biz bunu alıyoruz ya. Burayı falan şey yapacağız, suyu falan. Şimdi şunu arkadaşlar boşaltacağım. İçini de güzelce yıkayacağım. Farklı aynı sudan hiç birbirlerine değmemesi için. Onun içini güzelce temizleyeceğim. Sonra devam ederiz. Sorular çok hareketli ya. Sorular inanılmazlar ya. İnanılmaz hareketler var. Bakalım akvaryumda nasıl olacaklar. Gelin baboliler. Sıra onlarda. Biz akvaryumu güzelce temizledik arkadaşlar. Şimdi gel bakalım, gel bakalım. Oğlum hanginiz oturdu lan? Hoppala. Ve görüşürük. İçinde yoktu mu lan? Bak bakayım içinde var mı? Yok gibi. Ve burada da aslan, bak dişiye bak dişiye. Dişiler doluluklarını, köylerini böyle yapılarını belli ediyorlar. Erkekler de güzelliklerini. Şu an renkleri tam belli değil. Renkleri akvaryumda böyle bir yarın belli olacak. Zaten yarın göreceksiniz. Şimdi o zaman suyu da veriyorum. Bunu da bu akvaryumu koyacağımız için bu akvaryumdan alıyoruz suyu. Yani hepsi kendi akvaryumundan aşınlanacak. Dur bir dakika abi, şuradan azıcık emçüklemem lazım. Biz bunu hortumda da yaptık. Onu görmediler tabi. O çünkü gizli çıkıyor ya. Allah Allah Allah, çok geliyor, tamam tut şunu. Tamam. Tamam. Şimdi böyle bir 20 dakika devam ki. 20 dakika arkadaşlar bunlar aşılanacak. 20 dakikadan sonra bu suyu birazcık hızlandıracağız. Sonra akvaryumu alırken yine geliriz. Arkadaşlar size ortamı gösteriyorum. Tala burada böyle oturmuş izliyor mal gibi. Ben buraya oturmuşum mal gibi izliyorum. Çok güzeller ya. Erkeklerin yüzüşünü, bu altın külçelerinin de aşılanmasını bekliyoruz. Birazcık hızlandırdık hortumu. Çok güzel be. Bu arada arkadaşlar sizden şöyle bir ricam olacak. Hem Trakyalı Akvaris kanalına gidip hem de akvaryum odasına gidip son videolarını açın ve benim selamımı söyleyin. Hadi şu gücümüzü bir gösterelim bakalım. Onlar da selamımızı alsınlar. Size güveniyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bayağı yarım saatte bunlar oldu. Zaten en son hızlandırmıştık bayağı. Ağzınla. Evet. Anne. Şunları kim üretiyorsa gözünüzü seveyim, birazcık yumuşağı yok mu ya? Dönmüyor, parmakla dönmesinin ihtimali yok bunun. Abi böyle kardeşim yoksa daha nasıl ihtimali yok. Hala damlıyor. Ha durdu dayı. Filemizi de güzelce yıkadım bu arada arkadaşlar. Şu artemiyalar burada dursun. Şuradan göndereyim balıkları. Artemiyalar da çıktı bu arada. Bu videonun sonunda bunları da çıkaracağız. Artemiya da vereceğiz videonun sonunda. Ama akvaryumlara böyle bir saat alıştıktan sonra falan yapacağız bu işlemi. Ama bu videoda bunu izleyeceksiniz. Artemiya işlerini izleyeceksiniz. Artemiyaları süzeceğiz falan filan. Şu mıknatısı da kullanacağız. Bakalım, merak ediyorum. Elim bakalım. Tala bunları kuyumcu
çocuğa satsak ne kadar eder? Bence biraz eder ya. Kaç gram çıkar ki bunlar? Bilmiyorum ki. Oğlum şu anda gram altın bile ne kadar oldu ha? Bunlar aslında kuyumcuya okutabiliriz. İyi eder ya. Gel bakayım. Hop. Aslan parçaları. Boşa kaçmayın bakın. Yakalayacağım. O götünüzden yakalayacağım ya. Bunlar bayağı hareketli. Bunlar aynen hareketli. Çünkü genç çok var bunların arasında. Genç olunca da atletik oluyorlar. Hızlılar. Vızır vızırlar. Başa kalmadı değil mi? Yok herhalde. Göremiyorum ben şu an. Oğlum la şunlar tıklara bak la hadi gidelim. Oğlum bakır bakırlar la. Evet süre ilk. Sağ bakalım. Güzel sahne, güzel almanı bekliyorum. Evet. Ve görüşürüz çocuklar. Hoppala. Görüşürüz. Dağılın. Dağılın. Dağılın bakalım. Yapraklar ne diye soracak olursanız da onlar pH düzenleyici arkadaşlar. Böyle hani suyun pH'ını güzelce ayarlayabilmesi için akvaryuma atılan bir şey. Onu da Malawi Akvaryum göndermiş. 10 numara gibi yani. İşe yarıyor mu? Bunu anlayacağız canlıları koyunca. Şimdi yine küçük akvaryumumuzu güzelce temizledik. Sırada Blue Lace'lerimiz var. Gelin bakalım aslan barcaları. Ne yapıyorsunuz lan? Büzükler. Gelin bakalım. Fileye kadar yıkıyoruz arkadaşlar. Böyle sudan dölge çişi olmasın diye birbirlerine. Çünkü hani çok özel türler bunlar. Ve aynı şekilde aynı özellikte yetiştirmek istiyoruz yavruları da. Yoksa siz sadece akvaryumda böyle işte yavru ne olacak falan önemli değil diyorsanız. Tabii ki önemi yok bunların. Görüşürüz. Kalmadı değil mi? Kalmadı. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Bunların renkleri de arkadaşlar daha belli olmuyor. Yine akvaryuma koyduktan sonra belli olur. Sarıların da aynı şekilde tam renkleri belli olmuyor. Onlar belli olacak. Şimdi bunları şu sağdaki akvaryuma koyacağız. O yüzden oradaki sudan çekiyoruz. Şimdi evet. Su tam bir otursun. Tamam şimdi kısalım bunu. Ve damlik. Damlalama işlemine devam. Yine yarım saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet. Bunlar da yarım saat oldu. Gelin bakalım aslan barcıları. Gelin bakalım. Yine evinize gidiyorsunuz. Oğlum gelin işte. Adam akıllı gelin. Gel. Hoppala. Kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Hop. Siz de gelin. Siz de geldiniz. O zaman yeni evinize hoş geldiniz. Hoppala. Renkler arkadaşlar hiç belli olmuyor. Yarın zaten göreceksiniz hepsini. Şöyle üf. Lan var ya çok güzeller. Maşallah nazar değmesin. O kadar sağlıklılar ki. Evet sırada redlerimiz var. Evet sırada redler. Açılın. Ve kral geldi. Kraliçe. Kraliçe. Bence hamile bu arada. Evet bence de. Akvaryuma koyduğumuzda daha çok belli olur. Benim dolu gibi geldi. Bakalım bence ilk yavruyu bundan alacağız. Ne diyorsunuz yazın yorumlarda. Bence ilk yavru bundan. Mustafa abinin de sürpriz dediği balık bu. Aynen. Hop. Ama arkadaşlar bir maşallahınızı lütfen. Evet ya gerçekten lütfen arkadaşlar. Gönderiyorum. Gönder bakalım. Alınız. Çok dayı. Lan oğlum bayağı verdim yanlışlıkla. Tamam. Yaparsınız. Üzülmeyin. Oo. Bunları ne yapalım biliyor musun? Bak onun mesafesi çok yetmiyor. Oo bak böyle daha güzel gösterebiliyorum şu an. Aha, suyu da buradan vereyim. Aynen. Mis. Şöyle arkadaşlar. Ne biçim. Maşallah deyin. Şu an şu dakika. Maşallah derler. Nazara. Tamam. Yine yarım saat sonra görüşürüz. Yarım saat sonra. Bye. Bunları küçük bölmeye koyuyoruz. Yani burada yer kalmadı. Bunların yavruları olduğunda da buraya alacağız. Bunlar gidecek falan filan. Şimdi de sıra redlerimizde. Gelin bakalım aslan parçaları. Hop üçünüz de tek de. Aferin size. Üzgünüm size küçük alan kaldı ama sizin yavrularınızı, evlatlarınızı büyük yere koyacağım. Söz. Doğru yere koydum değil mi lan? Tamam. Doğru yere. Ve redlerimizde yuvadalar. Yüksek ihtimal hamile zaten. Bakın şöyle. Yüksek ihtimal değil hamile. Maşallah arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir göstereceğim arkadaşlar. Bakın erkeklerimiz bu şekilde, goldlarımız bu şekilde, redlerimiz bu şekilde ve neredesiniz lan üstte duruyorlar göremedim bir an. Burada da blue'larımız. Şimdi arkadaşlar bütün ışıkları kapatıyorum ben. Şöyle bir saat sonra falan gelip burada gördüğünüz artemiyalardan bir ziyafet çektirelim reislere. Şimdi arkadaşlar bir saat boyunca ışıkları kapalıydı. Işıklarını yaktık. Artemiye vereceğiz bakalım güzelliklere. Ne yapıyorsunuz lan? İyisiniz.
Bazıları bayılmış karanlık olunca tabii. Şimdi bak. Öf. Bunu şöyle içeceksin. Şifa. Vızır vızır hareket ediyorlar mı anlamadım ki ya. Yemin ediyorum anlamıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Işık olan bir yerde yapmak istiyorum tabii ki. Siz de rahat görün diye de. Şimdi şu mıknatısı denemek istiyorum. Bu mıknatısı da şöyle deneyeceğim. Şöyle. Zaten laps diye yapışacaktır. Aynen. Böyle içine göndereceğim bakalım. Mıknatısı gönderiyorum. O ne? Üstteki yer komple kabuklar yüksek ihtimal. Aynen. Canlılar aşağıda. Ay. Aç ağzını tala. Dayı. Bayağı yani. Bunlar kabuklar zaten işte. Kahve şeyi gibi işte. Şöyle üf nasıl yapışıyorlar ha. Buradan cansızlar işte tamamen ayıklamış oluyoruz. Bayağı açıldı süzge- iş ya. Şimdi normal zamanda olsa bunlar da süzgece takılacaktı. Boş yere akvaryuma bunları da atacak. Şimdi geriye kalanını da komple buraya süzeceğim. Artemiyalarımızı. Şunu da şöyle ıslatayım. Islatınca arkadaşlar geçiş daha rahat oluyor. Su yoksa ıslatmazsan burada kalıyor. 40 yıllık akvaryumcu gibi konuşuyorum yemin ederim. İzledik bir şeyler. Ah belim ağrıdı ya. Bunlar canlı mı değil mi ben anlamıyorum ya. Canlılar herhalde küçük küçük hareket ediyor gibi der. Tamam selamünaleyküm desin illa canlı olduğunu anlamak için. Bir selamünaleyküm desen. Şimdi canlı olup olmadıklarını anlayacağız. Süzdükten sonra. Hazırsak süzmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Onu koyman lazım da oraya. Tamam. Dur yardım edeyim. Dur onu tutsana bir. Tut öyle bir. Ve süzmeye başladık. Ver onu şimdi. Al bakalım. Tava gir tutman lazım. Ver. Tut. Tuttum. Tut. Aa zaten komple çekmişiz neredeyse. Komple baksana. Çektik neredeyse. Canlılar yani. Altta olduğu için. Şu göstereyim. Tamam o güzelce süzülsün. Evet bunlar canlı. Sen daha dur sözünü tamam bittikten sonra göreceksin. Arkadaşlar bakın şimdi su tamamen gidince bunların o fıkır fıkır böyle oynayışını göreceğiz. Vızır vızır hareketleri gözüküyor mu bilmiyorum. Ben buradan vallahi görmüyorum. Çıkmadınız mı la yoksa? Vallahi belli olmuyor sanki. Şu an resmen ama su kalmadı. Bir dakika arkadaşlar. Bunu şırıngaya çekip hadi verelim. Gelin. Oğlum bunlar canlı değil mi ya? Yapamadık mı ben anlamadım. Bunlar yiyor şu an balıklar. Ay dayı çok çıktı. Aynen böyle olacak zaten. Yiyor balıklar değil mi? Niye hepsi gelmedi? Lan gelsenize. Tamam değiller ki. Lan gelin lan. Lan. Ortalık karıştı. Şu an bayram yeri var. Sağdakiler bir fark etmedi. Ama inşallah canlıdır bunlar. Bence yiyor baksana dayı. Canlılar herhalde ya. Bayağı yiyor şuradaki çatır çatır görmüyor. Cansız olsalar da gömerler sanki ama bunlar. Lan şu sağdakiler buraya gelsin ya. Dur azıcık oraya da vereyim ya. Azıcık oraya da ver. Çocuklar evet, gönderiyorum. Hadi azıcık da buraya gönderdim. Ana filtreyi kapatmayı unuttuk biz filtreleri. Olsun ya. Neyse bunlar gömer diye düşünüyorum. Hadi buraya veriyorum. Az bir şey siz alın. Gömün. Az da siz alın. Nasıl çıkıyor bu boş diye. Şimdi hala bu yüzden güzel oluyor işte. Yani gömüyorlar bence. Elinden bak şimdi bunlar nasıl gömecek bak. Hadi bakalım gömün. Hala bak şuna bak nasıl iyi. Bunların iyi şanları zaten inanılmaz güzel oluyor ya. Lan şuraya bak cennet oldu resmen. Cennet Artemiya mı doldu hala? Balık olsaydım evet. Evet. Arkadaşlar. Gömün. Gömün. Arkadaşlar zaten akvaryumlarda salyangoz olduğu için fazlalıkları onlar gömecek. O yüzden bol verdim vallahi. Sıkıntımız yok yani. Of şu ama taş ortak örümcek. Onlar yiyor değil mi bayağı? Nasıl gömüyorlar ha? Ver onlara biraz daha bas. Bunlar uçuşmuyor sanki ama etrafta ya. Ben de bir anlamadım ya. Aşırı mı küçükler ben anlamadım ki ya. Ama mıknatısa gelirdi. Aynen mıknatısa gelirdi. Bunu düşünüyorum bir yandan. Ama yok hayvanlar da bir coştu dayı ya. Tamam. Teşekkür ediyor. Biz de sana teşekkür ederiz. Arkadaşlar bunlar ziyafetine devam etsinler. Galiba biraz fazla attım ama neyse bunun ayarını bir dahakine tuttururum diye düşünüyorum. Zarar gelmezmiş. O yüzden mutluyum. İlk başta bir korktum lan çok mu attım bir zarar verilmeyeyim diye korktum da. Neyse sıkıntı yok. Gömün babacım. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın iyice bunlar akvaryuma alışmış olurlar. Renkleri falan da güzelce bir oturur. Yarın yine videoda görüşürüz. Arkadaşlar dün o kadar Artemiya çok fazlaydı. Ve hani hepsi ölecekti sonuçta ve suya zararlı olacağı için. Balıkları burada topladık. Balıkların hepsini burada topladık. Sonra buradalar. Gördüğünüz gibi burası boş. Suyu boşalttık. Bu suyu da komple boşalttık bu akvaryumu. Buraya bitkiler gelecek. İsterseniz eğer yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda o bitki kurulumunu, kum kurulumunu falan vesaire yaparız. Evet bir grup da buradalar. Şimdilik buraya aldık. Annem şu görüntü de güzel ha. Şurayı da arkadaşlar boşaltıp yeniden doldurduk. O yüzden görüntüsü böyle. Şimdi bu yeni dolan sular bir hafta dinlenecek. Lan daha yeni dinlendirmiştik zaten. Neyse yapacak bir şey yok. Her şey onların iyiliği için.